başkanına ve devlet büyüklerine hakarette İlticaya Bakan yönü itibariyle güncel durum nedir? Değerli arkadaşlar merhabalar, ben Oktay Özdemir. Bir video çalışmamıza daha hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Amacımız faydalı olmaktır. Ben hukukçu değil, danışmanım. Bu çerçevede anlattıklarım kişisel görüş ve tecrübelerimi ifade eder bir tecrübe paylaşımıdır. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı ile ilgili ve devlet büyüklerine yönelik yapılan hakaretler ve bunlardan dolayı iltica ile alakalı o kadar çok soru geliyor. Daha önce bir video yapmıştım. Bu onun devamı niteliğinde. Şimdi Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakarette yol ikiye ayrılıyor. Bir, siyasi yönü. İki, kişisel yönü. Şimdi hakaretlere baktığımızda özellikle TCK 299'dan verilen cezalar. İşte 1 yıldan 4 yıl 8 aya kadar, arttırılsa 7,5 yıla kadar, 8 yıla kadar çıkabiliyor. Eğer terör örgütü davasına da olay girerse. Burada en büyük sıkıntı hani fikir hürriyeti ya da muhalif olarak eleştirme ya da siyasi olarak eleştirme ya da kişisel olarak eleştirme olarak bakabiliriz. Şimdi genelde bugüne kadar baktığımızda insanlar hani şöyle bir algı var. Devlet büyüğüne, Cumhurbaşkanı'na hakaret, küfret, iltica. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de küfür küfürse Avrupa'da da değişik ülkelerde de küfür. Yani burada eleştirinin siyasi yönünün olması gerekiyor. Yani bir insana hırsız derseniz, rüşvetçi derseniz ya da kişisel hakaretler ederseniz, yani kişilik haklarını zedeleyen ya da çok bağışlayın beni sinkaflı ana avrat küfür ederseniz bunlar iltica sebebi değil. Bunlar adli suçlar kapsamına giriyor. Bu şekilde değerlendiriliyor. Ya bu diyor burada da suç diyor. Yani bu sebeple özellikle Cumhurbaşkanı hakaret davalarında ve devlet büyüklerine hakaret davalarında kişisel hakaretlerden dolayı evet ceza alma riskiniz var. Hayatınız ve özgürlüğünüz tehdit, tehlike riski altında ama Avrupa'da da diyor ki ya diyor devlet büyüklerine hakarette özellikle kişisel duruma girdiği için küfürler, sinkaflı küfürler ya da kişilik haklarını zedeleyen, rencide eden hırsız gibi işte orada da suç burada da suç diyor. Siz diyor iltica almak için bunu söylemişsiniz. Bilerek ve isteyerek yapmışsınız bunu diyor ve ret verebiliyor. Türkiye'de ortalama hani devlet büyüklerine ve Cumhurbaşkanı hakaret davalarına baktığımızda bir rivayete göre 170 bin civarında dosya olduğu söyleniyor. İşte geçen Almanya'da bir başvurucu Cumhurbaşkanı'na ve devlet büyüklerine hakaretten dolayı kabul alıyor mahkemeden. Diğer bir arkadaşı bu kabul kararını alıyor. Mülteci dairesinde emsal karar olarak kullanmak istiyor. Emsal kararı kullandığında mülteci dairesi mahkemeye şöyle bir ihtarda bulunuyor. Ya diyor Almanya'nın diyor bu 170 bin kişiye emsal karar oluşturacaktır. Bunu düşünerek tekrar kararınızı gözden geçirir misiniz diye ihtarda bulunuyor. Ondan sonra olayın siyasi yönü var mı yok muya bakıyorlar. Yani yaptığınız eleştiriler fikir yani politik muhalif olduğunuzdan dolayı illa bir parti üyesi olmanıza gerek yok ama bir parti üyesi olunuz ve olmayınız. Siyasi bir eleştiri yaptığınızdan dolayı WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi TikTok gibi kamuoyunu bilgilendiren mecralardan ya da gazete köşelerinden, dergi köşelerinizden bir şekilde fikirlerinizi beyan ettiğinizden dolayı ya da mitinglere, protestolara, barışçıl miting ve protestolara ve eylemlere katılarak duygu düşüncelerinizi ifade ettiğinizden dolayı siyasi söylemlerde bulunduğunuz için bunu fikir özgürlüğü ve hürriyeti çerçevesine koymayıp Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret ya da terör örgütleri üyesi olma iddiasıyla hakkınızda eğer bir soruşturma, kovuşturma başlatılıyorsa işte bu tarz durumlarda Cumhurbaşkanı ve devlet büyüklerine hakaret olarak değerlendirilen bu dosyaları, Türkiye'deki bu dosyaları yurt dışında ise siyasi iltica sebebi olarak değerlendirebiliyorlar. Onun için bugüne kadar baktığım dosyaların %90'ı yani bu tarz vakalardan bana başvuru yapan insanı baktığımda genelde hep küfür ağırlıklı. Yani siyasi söylemden ziyade sinkaflı ve kişisel hakları rencide eden şeyler olduğu için bunlar iltica değerlendirmesine alınmadı. Bu nedenle yani durduk yerde iltica edeceğiz diye kendinizi yakmayın. Yani iltica da öyle kolay bir hadise olmamakla beraber bu bir süreç. Geride işiniz ve çocuklarınız varsa hayatınızı tehlikeye atmayın. Ama gerçekten politik duruş sergileyip yani delikanlı gibi siyasi siyaset yapıyorsanız ya da eleştiri yapıyorsanız işte YouTuber, Twitter kullanıcısı, Facebook, Instagram gerçekten milleti uyandırmak, geçmişten süre gelen bir şeyiniz varsa ve bundan dolayı artık çember daralmış ve artık hapse girme riski varsa tabii ki o zaman bir yol olarak düşünülebilir. Yani burada özellikle bu konuda çok değmeden soru geliyor. Bu konuyu aydınlatmak için
Diğer Cumhurbaşkanı hakaret videosuyla birlikte bunu dinlerseniz kafanızda şablonun oturacağını düşünüyorum. Evet, ister sevin ister sevmeyin. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti dönem işte başbakan, cumhurbaşkanı, devlet büyükleri tarafından yönetiliyor. Kimisi iyi yönetiyor, kimisi kötü yönetiyor. Eleştiri en doğal hakkınızdır. İşte dezenformasyon yasasını da çıkardılar. Bundan sonra daha çok cezalandırma hadiseleri söz konusu olacak. Yani ister isteriz bu da Avrupa'da mültecilerin yollarını açacağı benziyor. Artık bundan sonra Avrupa'da ciddi manada Türk mülteci geleceğe benziyor. Bunun için Avrupa'nın da bu tarz vakalardan dolayı bir geri geliş istemiyorsa Türkiye bu noktada gerekli demokratik baskıyı yapması gerekir. Basını susturma yasasının durdurulması gerekir. Yoksa oraya vurulduğunda ses buradan çıkıyor. İnsanlar buraya geliyor. Demokrasi gelmediği sürece de maalesef insanlar bir çıkış yolu aramaya çalışıyor. Evet değerli arkadaşlar, dezenformasyon yasasına hayır diyorum ve Cumhurbaşkanı ve devlet büyükleri eleştirileri kabul etmeliler ve bu yasa kalkmalı, cezalandırma kalkmalı. İnsanlar artık devlet büyükleri hakkında mizah dahi yapamıyor ya. Eskiden ne güzel Süleyman Demirel, Turgut Özal, Erbakan, yani o eski dönemlerde ne güzel eleştiriler yapılıyordu Bülent Ecevit. İnsanlar taklit ediyordu. Olacak o kadar günleri hatırlayın. Yani şimdi bunlara da hasret kaldık. Maalesef artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.